Merhaba arkadaşlar. Başlangıç seviyesi web tasarımı eğitimimize hoş geldiniz. Son yıllarda oldukça revaçta olan bir meslek haline gelen web tasarımı, gelişen web teknolojileriyle farklı dallarda teknik bilgi ihtiyacı doğurmaya başladı. Bu eğitimimizde size en çok ihtiyacınız olacak temel web programlama dili olan HTML ve CSS teknolojisini paralel bir şekilde işleyeceğiz. İsterseniz eğitimimize web sayfalarını oluşturan altyapıyı tanıyarak başlayalım. Web sayfalarında metinler, fotoğraflar, video ve animasyonlar yanında interaktif uygulamalara ait arka planda işleyen kodlar da bulunmaktadır. Web tarayıcımız arka planda bulunan bu kodları işler ve bize görsel olarak sunar. Web sayfalarının arka planında çalışan en temel programlama dili HTML'dir. HTML yani uzun adıyla Hypertext Markup Language tek başına da yeterli olabileceği gibi CSS ve JavaScript gibi diğer kodlama dillerinde yazılmış eklentilerle ortak çalışarak web sitelerini daha görsel ve interaktif hale getirmemize yardımcı olmaktadır. İlerleyen eğitim bölümlerimizde özellikle HTML ve CSS kodlarını paralel olarak kullanıp öğrenecek ve öğrendiklerimizi uygulamalar içerisinde pekiştireceğiz. Web tasarımı için oluşturulan birçok program, kod kullanmadan hızlıca sonuca ulaşmamızı sağlar. Ancak bu uygulamalarda oluşacak olası problemleri kodu kontrol ederek de düzeltmek mümkün olduğu için kodları tanımak web sayfası tasarımında en önemli gereksinimdir. Hangi tarayıcıyı kullanırsak kullanalım, tarayıcımızda bir web sayfası ile karşılaştığımızda View Source yani kaynağı görüntüleme seçeneğini kullanırsak arka planda çalışmakta olan koda ulaşabilir ve inceleyebiliriz. HTML kodlarını yazmak için bilgisayarımızdaki herhangi bir metin programından faydalanabiliriz. Ancak HTML kodlarını yazmaya başlamadan önce dosya uzantılarını tanımamız faydalı olacaktır. Bilgisayarımızı dosya uzantılarını göstermesi için ayarlamamız gerekmektedir. Dosya adından sonra gelen noktadan sonraki .exe, .text, .docx gibi dosya uzantıları bize ilgili dosyanın hangi program tarafından kullanılabileceğini veya bir başka deyişle dosyanın formatını ifade etmektedir. HTML kodlarını bilgisayarımızdaki herhangi bir metin programı ile yazdıktan sonra metin dosyasının uzantısını .htm veya .html olarak kaydetmemiz bu dosyanın bir metin dosyası değil bir HTML sayfası olduğunu ifade edecektir. Şimdi bilgisayarımızda bir web sayfasını oluştururken ihtiyacımız olacak dosyaları barındıran klasöre gidelim. Eğitim dosyalarında bulabileceğiniz buradaki örnek klasörümüzde bir web sayfasında en basit şekliyle bulunması gereken dosyaları görmekteyiz. index.htm dosyası web sayfamızın ana sayfası iken images klasörü web sayfamızda bulunacak görselleri içermektedir. Web sunucuları web sayfamıza oluşturan tüm öğeleri barındırarak bu dosyaları web alanımızın adresi ile ilişkilendiren bilgisayarlardır. Bir web sayfasına ulaşmak istediğimizde bu sayfanın alan adını tarayıcımıza yazdığımız zaman tarayıcımız bu alan adının ilişkide olduğu sunucuya ulaşır ve içerisindeki dosyaları okuyarak bize görsel olarak sunar. Örnek dosyamızdaki web sitemiz için giriş sayfamızın isimlendirilmesinin ana sayfa.htm yerine index.htm şeklinde verilmiş olmasının sebebi web sunucularının belirli isimlerdeki dosyaları otomatik olarak ana sayfa kabul etmesidir. Bu belirli isimlerden en sık kullanılanıysa index.htm'dir. Yine örnek klasörümüz içerisinde CSS kodlarımızı içeren style.css dosyasını da görmekteyiz. Bu dosyanın ismiyle ilgili bir kısıtlama yoktur, istediğimiz ismi verebiliriz. CSS kodları içeren sayfalara ilerleyen eğitim bölümlerimizde uygulamalı olarak değineceğiz. Şimdi index.htm dosyamıza sağ tıklayıp çıkan menüden birlikte aç seçeneğini tıklayalım. Ve buradan not defteri seçimini yapalım. Mac kullanıyorsanız TextEdit uygulamasını da kullanabilirsiniz. HTML küçüktür ve büyüktür işaretleriyle çalışmaktadır. Hem bu ayraçlar ile yazılan kodlara hem de ayraçların kendisine tag denilmektedir. Temel olarak ekranda gördüğümüz HTML kodu head ve body adındaki iki ana bölümden oluşmaktadır. HTML'in head kısmında çalışma sistemi ve body kısmında web sayfası içeriği yer almaktadır. Bu alanların detayına bir sonraki eğitim bölümümüzde göz atacağız. Eğer örnek klasörümüzden style.css dosyasına da sağ tıklayıp not defteri veya text editle açarsak, CSS kodlarının
HTML kodlarından farklı biçimde yazıldıklarını ve taglerin bulunmadığını fark edeceğiz. CSS kodlarını da ilerleyen eğitimlerimizde uygulamalı olarak tanıyacağız. Gelelim en merak edilen konu olan HTML5'in ne olduğuna ve HTML'den farkını anlamaya. HTML5 en son HTML sürümünün adıdır. Günümüz tarayıcıları tüm HTML sürümlerinde yazılmış olan kodları çalıştırsa da artık kullanılmayan veya CSS ile çözümü daha iyi sonuçlar veren kodlar HTML5 sürümünde kaldırılmıştır. Ayrıca ses, görüntü ve interaktivite için bir kısım yeni tag HTML5 versiyonunda karşımıza çıkmaktadır. Biz eğitimlerimizde HTML öğrenirken HTML5'e uyumlu kodlarla çalışacağız. Web sayfalarının çalışma sistemini, HTML ve CSS'in ne olduğunu tanıdık. İlk web sayfası uygulamasına başlayıp HTML'i tanıyacağımız bir sonraki eğitim bölümümüzde görüşmek üzere.